Yarzem Otomotiv'in katkılarıyla hazırlanan Ressam Ali Taş'la Yaşama Dair devam ediyor. Evet sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, Yaşama Dair programımız devam ediyor. Yarzem ana sponsorluğunda devam eden programımıza katkılarından dolayı sevgili Sabah Kapı abiye de teşekkür ediyorum. Diğer sponsorlarımıza da saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuğumuz Hilmi Yarayıcı, çok özel, çok değerli bir insan. Bizim yöremizin insanı, Armutlu çocuğu dedik ve milletvekili olma yolunda hızla ilerlerken Hilmi abinin sözünü kestim, özür diledim reklam arasında. Kötü bir niyetim olmadığını biliyor. Onun için sözü uzatmadan Hilmi abiye bırakıyorum. Seneye mecliste görecek miyiz abi? Rica ederim öncelikle. O önümüz kesen iki süreç zaten yaşamıştım. Bu başka bir şey oldu. Ya ben dediğim gibi olmak istiyorum. Yani doğal olarak kendimi bir milletvekili gibi görüyorum. Bu halkımızın sorunlarına duyarlı olmam ve çözümü için elimden geldiğince bunun mücadelesini vermemden kaynaklı. Ama mecliste olursak orada yapacağımız çalışma çok daha farklı olur. Çünkü etkin gücü siyaseti ve siyasetin bir aracı olan bir yerdeki şeyi orada kullanma imkanı buluyorsun. Bu yüzden yapacağım her çalışma hayata katacağım üretim anlamına da gelir. Neler yapabilirim ya da farklı neler düşünüyorum bugüne kadar var olan yapı içerisinde? İşte ilkeler var diyeceksin belki. Onun üzerine neler ekleyeceksin? Cumhuriyet var, inkılap var, devletçilik, o bu. Ama bugün artık bizim ihtiyaç duyduğumuz bu değerler dışında aralara koyacağımız başka değerler olmalı diye düşünüyorum. Bu insan hakları olmalı, bu hukuk olmalı, bu adalet olmalı, bu bağımsızlık olmalı, özgürlük olmalı. Farklı farklı oklar çıkmalı artık orada. Ama sanatçı kimliğinizi nasıl etkileyecek? Yani bir tarafta öğretmenlik yapıyorsunuz, onu istifa edeceksiniz mecburen. Evet. İyi bir babasınız, çocuklarınız, eşiniz, dünya tatlısı çocuklarla beraber ayıracağınız zaman azalacak. Hı. Dostlarınız var, çok geniş bir çevreniz var. Seveniniz eksik olmasın, çok fazla. Benden de fazla, orada kıskanıyorum sizi. Şimdi her şey bir yana, yani insanlarımız acaba, sevgili dostlar, ne olur bu konuda bana yardımcı olun. Hilmi Yarayıcı mecliste görmek isteğiniz çok fazla, bana bu yönde mesajlar geldi ama hani sanatçı o güzel sesinden mahrum kalmayacak mıyız acaba? Yoksa bu süreçte gerçekten daha acil olarak ihtiyaç duyduğumuz özgürlükleri sağlamak noktasında Hilmi abinin çabalarına mı ihtiyacımız var? Bu konuda en azından mesaj atarsanız çok sevinirim. Hilmi abi ne diyorsunuz? Ya bunlardan yoksun kalınmaz elbette. Yani biri öbürünün alternatifi de değil. Bunların tamamı yaşamı anlamlaştırıyor. Aile benim için çok değerli gerçekten, çok kutsal. Eşimle, çocuklarla çok mutluyum. Dostlarımla böyle paylaştığım şeyleri, o sevgiyi paylaştıkça da çoğalttığım, büyüttüğüm, anlamlı olan her şeyi çok seviyorum ama bir yanıyla hani beni beneden, var eden şeylerden biri politika, siyaset. Onun için biraz daha hani bu çorbada benim de tuzum olsun, katkım olsun yaklaşımı da denebilir belki ama ben gerçekten bunu içselleştirdiğim için söylüyorum. Vücudumun her zerresine varana kadar yaşadığım tüm olayları bu sorumluluk sahibi olduğum duyguyla birlikte pekiştirip çözmeye adayım. Yoksa onun dışında hani milletvekili sıfat olarak benim için gerçekten çok anlam taşımaz. Ama hayatımızı zorlaştıran, bu gidişe dur diyebilmenin bir gerekçesi olarak sunulabilecek o mücadele alanı orasıysa, orayı zenginleştirmek için orada bulunan değerli dostlarla birlikte yapmak isterim, bu mücadele vermek isterim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olmazsa da Cumhuriyet Halk Partisi'ndesiniz, doğru mu? Ya evet, geçen dönem oradan adaydım ben. Bu önümüzdeki benim kendi gerekçelerimden dolayı istifa edip bırakmıştım. Hala haklı olduğumu düşünüyorum o gerekçelerden. Ama şu anda herhangi bir partiye kayıtlı değilsiniz. Değilim, hayır, doğru değilim, mu? Bağımsız değilim. Olarak. Bağımsızım. Evet. Dediğim gibi yine bağımsız da olsam, bir parti içerisinde çalışmasam da hayatın her
Allah'ına ilişkin söyleyeceğim lafı söylüyorum, söylemeye evet. çalışıyorum. Tabii şimdi sevgili dostlar, bizi İstanbul'dan izleyen ve bugün ya da her gün hemen hemen görüştüğüm çok sevgili sanatçı dostumuz Efkan Şeşen ve eşine, çocuklarına selam, sevgiler gönderiyorum. Onunla bütünleşmiş 96 yolları yollarındaki şarkıyı bir de Hilmi Yarayıcı'dan dinleyelim. Bu sürpriz olsun izleyicilerimize. Çünkü gerçekten Efkan abi bana kızma ama Hilmi abi mükemmel yorumladı. Sizden eksik asla kalır yanı yok. Ben çok beğendim. Şimdi bu beğeni tabii ben kendi bakış açımı ifade ediyorum ama gerçekten 96 yollarında mükemmel yorumlandı sevgili Hilmi abi tarafınca. Şimdi bunu sizlere armağan edelim. Bir dinleyelim bakalım, 96 yolları gelsin bakalım. Çocukluğum henüz sıcak, İnanın sonrası yok. Sabah akşam çalışırım, bakmayın tantanaya çok. Umutlar bir kasada, sıkışmış bir masada, 96 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda, sanki yarın dünden uzak, bitmeyen bir ızdırap oy. 96 yollarında, bir zincir boğazımda, sıkar sıkar gevşetemem, ağlayamam. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 96 yollarında gülmek yasak, gülmek yasak. Odalara, bahara ve dağlara hasret. Şu gördüğüm döner koltuk, sanki ömür törpüleyen rulet. Umutlar bir kasada, sıkışmış bir masada, 96 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda, sanki yarın dünden uzak, bitmeyen bir ızdırap oy. 96 yollarında, bir zincir boğazımda, sıkar sıkar gevşetemem, ağlayamam. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 96 yollarında gülmek yasak, gülmek yasak. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 96 yollarında gülmek yasak. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile
yaşama bak. 9-6 yollarında yürümek yasak, yürümek yasak. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür güzel. Ederim. Sevgili ben de Erkan'a dostlar, sevgi ve selamlarımı yollayayım. Gerçekten emek üzere yazılan ve bestelenen en güzel şarkılardan biri. Benim yani de çok severek okuduğum bir çok şarkı. Çok böyle yılların eskitemediği, bence yüzyıllarca yaşayacak bir beste diye düşünüyorum. Yüreğine sağlık sevgili Efkan Şeşen. Ama Hilmi abi de çok güzel okudu değil mi sevgili izleyiciler? Yani şimdi bu konuyla ilgili duygu düşüncelerinizi bize aktarabilirsiniz. Arkadaşlar, Altmant reklamı geçti demin. 23 Türkiye'den 2353 yazarak bir boşluk bırakıp mesajınızı bize iletebiliyorsunuz. Tabii konuşacak çok şey var. Yani sanattan, kültüre, politikadan, dünya coğrafyası ve ülkemizi ilgilendiren her türlü konuda, her konuda sohbet edebiliyoruz. Biz bizeyiz zaten. Sevgili Hilmi abim, bu yeni beste çalışmaları, yeni albüm süreçleri, biraz belki sanki bir boşluk oluştu. En son Sevda'dan Yana sürgün albümü değil mi, evet, çıkmıştı? Sürgünden sonra bir ara çalışma oldu. Salkım Söğüt mü Mustafa olmuştu? Mustafa Özarslan'ın Salkım Söğüt 3'ü yaptık. Ardından Sevda'dan Yana adlı albüm. Bayağı da ara klip oldu. Klip çekimleri yani de oldu o Uğur oldu, Roman'ın. Tabii. Değil mi? Yani birazdan 10 yıl kadar bir ara verdim ben. Evet. Yani konserler devam ediyor ama az önce de biraz konuştuk ya, yani politika, siyaset biraz daha öne geçti gibi. Yani bir arada yürüyor. İkisini yürütmeye çalışıyorum. Tabii onun birkaç nedeni ve gerekçesi var. Bir kere müzik piyasası gerçekten eskisi gibi değil. Tabii ki. Daha önce firmalar gelir kapını çalarlardı. Her türlü olanağı tanıyarak. Tanıyarak, evet. Sana o koşulları hazırlarlardı. Hatta ve ondan telif, sonra yapacağın emekte teşekkürle ödenmezdi. Tabii tabii. Parayla ödenirdi. Ondan sonraki çalışmaya da katkı sunacak bir altyapıydı o çünkü. Şimdi böyle değil. Şimdi her şeyi sen üstleniyorsun, götürüyorsun. Firma sahibi bakıyor, kerhen yapmak istiyorsa işte yaparız diyor. Ya da ben buradan para kazanamam diyor. Hele politik bir şeyse hiç yapmam diyor. Ben suya sabuna dokunmayayım. Yarın öbür gün başıma bela olur. Klip çekimleri de buna dahil değil mi abi? Tabii ki. Tabii ki. Yani çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. Elbette, yani çekeceğiniz klibe, işte ekibe, oradaki teknik donanıma, yere göre değişiyor. Benim hatırladığım kadarıyla uğurlamaya ilişkin harcadığımız para herhalde 7-8 bin dolar civarıydı. Belki daha fazla, bilmiyorum. 10 bin dolar. Abi zaten şimdi... Tabii şimdi, burada Avrupa'dan hiç bahsetmeyelim. Oradaki yani, klipler film düzeyinde çekiliyor ve yüz binlerce dolar harcanıyor. Çok farklı. Ha, para bile değil yani o anlamda. Ama Avrupa'da telif hakları üzerine çok ciddi bir dikkat var. Yani emek asla böyle Türkiye'deki gibi asla sömürülmediğine ben tanık oldum. Evet, evet. Yani gezdiğim bütün ülkelerde hocam, bir sanatçının ya da bir film aldığınız zaman yüksek ücret ödersiniz. Hı hı. Emeğe saygı var orada. Ben iyi biliyorum, birçok sinema yönetmeni bir iki film yaparak hayatını en lüks şartlarda geçirebilmiştir. Bizim gibi böyle zor şartlarda emeği sömürülerek maalesef yaşamıyorlar. Ya birkaç şeyi belki eleştirmek lazım burada. Çok açıkça bunu söylemek lazım. Her ne kadar çoğu bizim arkadaşımız dahi olsa firma sahiplerinin. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bir CD'nin maliyeti 1 dolar. Evet. Bunda evet, sanatçıya verilen pay, stüdyo masrafı, yani müzisyenlere düzenleme yapan kişiye, enstrümanları çalan kişi ve stüdyo parasını var verilen yani, pay dahil olmak üzere kartonatı falan 1 dolara mal oluyor. Piyasaya çıktığında bu CD ve satıldığında 10-15 milyona falan satılıyor. Doğru. Dolayısıyla çok ciddi bir fark oluşuyor. Bu fark ve bu kar sanatçıya gitmiyor, sanatçıya dönmüyor. Hani eğer gerçekten samimi bir ilişki varsa sanatçı firma arasında bir miktarı belki dönebiliyor sanatçıya, emek karşılığı olmak üzere. Değilse genellikle bu firma sahibinin cebine giriyor. Şimdi buradan bunu eleştirdik. Burada kime hak verdik? Dinleyiciye verdik hakkı. Çünkü çok ciddi bir farklılık oluşuyor. Belki kitaplarda da böyle söz konusu. Evet. Ama seyirciyi ya da dinleyici de eleştirmek lazım, okuyucu da eleştirmek lazım. Çünkü sanata ve sanatçıya sahip çıkmak, onun eserlerini, üretimlerini alıp
okumaktan, dinlemekten, izlemekten geçiyor. Dolayısıyla satın almaktan geçiyor. Doğru. Bizde ise yıllardır internetten indirmekle meşgul bizim korsan insanlarımız. Korsan, kitap satan, evet. Alan. Bu da on yıllarca neredeyse devam etmek durumunda kaldığı için ciddi sıkıntılar yaşandı. Firmada da, sanatçıda da, dinleyicide de böyle bir kalıplaşmış, dar kalıba sıkışmış, içinden çıkılamaz hale geldi ne yazık ki. Bunu çözmenin yolu yöntemi var. Dediğin gibi Avrupa'da biraz daha çözmüş durumdalar. Şimdi ben Mior 1'e, yani Müzik Yorumcuları Birliği'ne mensubum. Orada da sağ olsunlar çok değerli arkadaşlar var. Onur Akın şu an başkan yardımcısı. Daha önce Ahmet Koç başkandı. Evet. İlk kez ben emeğim karşılığını oralardan almaya çalıştım. Hani çok çok büyük rakamlar değil ama söylediğim şarkı üzerine. Ama insana tatlı geliyor değil mi Elin abi? Ya yani, tatlı gelmesinin ötesinde. Yani emek, bir emek yani harcamıyorsun ama evet. Mesela MESAM'da, MÜYAP'ta başka sıkıntılar var. Ben bir dizi film müziği yapmıştım. O dizi filmden defalarca tekrar etmesine rağmen oradaki müzikler ve dizi film işte ücret olarak yatan 90 TL'lik bir şey vardı. Bu kadar. Oysa o diziye alınan reklamlara baktığınızda yüz binlerce ya da milyon dolarlar falan söz konusu. O zaman, dolayısıyla oradan da bize aktarılmıyor. Çok ciddi emek sömürüsü. Bilmiyorum abi, klipten bahsetmişken bu kasvetli havayı dağıtalım. İnsanlarımız yani çok severek dinlenildiğine inandığım, hı-hı, uğurlama klibini de çekmiştiniz evet, çünkü. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Hilmi Yarayıcı'dan uğurlamayı dinleyelim şimdi. Ve bir böyle duygularımızı alıp yerine bülbül yerleştiren sevgili dostumuza ve tüm dostlara selam gönderelim. Gelsin bakalım. Çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. We'll be right back.
sevdası ile yürek bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni. Su olup akarsın, kır çiçeklenir. Gecenin ucunda gün aralanır. Yar sevdası ile yürek bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni. Su olup akarsın, kır çiçeklenir. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Sağ ol. Çok teşekkür güzel. Ederim. Çok güzel bir sevdadan yana bir türkü. Bütün şarkılarımız, türkülerimiz Hilmi abi barıştan yana, sevdadan yana, insanlıktan yana. Tabii ki barıştan, kardeşlikten tabii yana. Bu arada sevgili dostlar, şimdi sevdadan söz açılmışken Sürgün albümünün ilk şarkısını, şarkı formatıydı değil mi? Sevdadan yana. Sevdadan yana başka albüm, Sürgün albümde değil, Sevdadan yana albümün adı aynı zamanda son çalışmada. Albümün adını alan, evet, eser, şarkı. Tabii doğru. Onu hiç unutamıyorum çünkü Sevdadan bahsetmişken, hı-hı, uğurlama okunmuşken, hı-hı, birazdan onu da söyleyelim, sonra tamam, reklam arasına girelim mi? Olur tabii. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum çünkü bizi izleyen çok değerli dostlarımız var yurt dışından, onlara da selam sevgiler gönderdik programın başında ama bizim yöremizden, Hatay'dan, Antakya'dan, Armutlu'dan, Samandağ'dan, Almanya'dan çok değerli izleyicilerimiz var. Zaman zaman mesaj atıyorlar. Onlara Hilmi abi bir şeyler söyle ne olur. Sizi çok ekranda görmek istediler. Biz de görevimizi yaptık. İşte Hilmi Yarayıcı canlı yayında konuğumuz. Söz Hilmi abi de çok... sonra Sevdadan yana gelecek. Çünkü onu dinleyeceğiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Hem sana hem Heriti ailesine, burada emek harcayan bütün arkadaşlara. Ve bu dilekte, bu talepte bulunan memleketimdeki ve yurt dışındaki tüm dostlara teşekkür ederim. Yani beni ayaklarımın üzerinde sağlam, sağlıklı ve dik durmamı sağlayan ve bu değerleri taşıyan insanlar, bahsettiğim insanlar. Onun için kopmaz bağlarla bağlıyım ben bu insanlara. İstanbul'dayken Armutlu lafı geçtiğinde, ki orada da bir Armutlu vardır. Evet, biliyorum. Küçük Armutlu diye geçer. Evet. Yüreğim pırpır eder çünkü benim mahallem. Evet. Yani benim kavgamın, çocukluk arkadaşlarımın, dostlarımın, ailemin, sevdamın yaşandığı yerler. Dolayısıyla Antakya dendiğinde, Hatay dendiğinde, Samandağ, Harbiye dendiğinde de aynı duyguyla hareket ettim ediyorum. Buralarda, buralara ilişkin en ufak hücresine kadar hissettiği kişi olunca, yurt dışında yaşayan dostlarla ilgili söylüyorum. Aynı duyguyu ben de yaşıyorum. Yurt dışına gittiğimde konserlerde bunu zaten hasret gidererek yaşıyoruz. Onun için sağ olsunlar, yani benim bu tüm değerlerimi yaşamama yani neden oldukları için, var oldukları için, dostlarım oldukları için, memleketlim oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hilmi abi, sevgilerimi iletiyorum. Ben de kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Sonra reklam arasına girelim. Sonrasında iki tane şarkı, hı-hı, arka arkaya okuruz. Çünkü çok değerli, birbirini tamamlayan nitelikte ben ona göre hazırladım. Sevgili dostlar, üzerimde emeği geçen herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Programımızda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Gerçekten iyi niyetle yaptığımız bu çalışma, bu sizin desteklerinizle ancak iyi bir yerlere gelecek ve gerçekten burada çok kişinin emeği var. Bunları tek tek sayamıyorum ama en azından bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Yani burada ekranda beni izliyor olabilirsiniz ama benim ekrana yansıyan görüntümün sizlere ulaşması adına çok insanın emeği var. O insanların hepsine selam ve saygılar sunuyorum ve reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Müzik.
Yarzem Otomotiv'in katkılarıyla hazırlanan ressam Ali Taş'la yaşama dair reklamlardan sonra devam edecek.